19 Ocak'taki Konya maçında ayak bileği kırılan genç yıldız, 2.5 ay sonra çalışmalara başladı. Bir haftadır da takımla idmana çıkıyor. Sakatlık sürecinde kendisine verilen programı harfiyen uygulayan, adeta tesislerden çıkmayan Abdülkadir'in tek bir hedefi var. Ligde formasına kavuşup, Euro 2020'de A milli takım kadrosunda yer almak. Haziran ayının sonunda yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka kadroda olmak isteyen ve bu motivasyonla beklenenden erken dönen genç yıldız, moralinin iyice yükselmesi adına cumartesi günkü Hatayspor maçında kulübede yer alabilir. Abdülkadir, sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde ise 5-10 dakikada olsa sahada bulunmak istiyor. Adeta tesislerden çıkmayan ve ekstra çalışmalar yapan Abdülkadir Ömür, ligin özellikle son 4 maçlık periyodunda Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri olacak. Milli takımın birinci kalecisi 2019'dan beri inanılmaz bir değer patlaması yaşıyor. Ocak 2019'da 22 yaşındayken değeri sadece 750 bin euro olan Uğurcan, Haziran ayında değerini 1.5 milyon euroya çıkardı. Ekim 2019'da ise Uğurcan'ın değeri 6 milyon euroyu buldu. 2020 yılına ise Uğurcan 8 milyon euroluk değerle başladı. Mart'ta ise değerini 12 milyon euroya yükseltti. 2020 yılının Ağustos ayında değeri 16 milyon euroyu bulan Uğurcan, Trabzonspor şampiyon olamayınca 14.5 milyon euroya kadar değerinde düşüş gördü. Ancak milli takımın oynadığı 3 maçta gösterdiği performansla yine 16 milyon euroya ulaştı. Sezon başında çapraz bağları kopan Anders Trondsen, geri dönüş hazırlığında. Saha çalışmalarına devam eden ve zaman zaman takım idmanlarına da katılan Norveçli orta saha oyuncusunun önümüzdeki ay kadroda olması bekleniyor. Ara transfer döneminde lisansı aktif hale getirilen Trondsen, 40. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde süre bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Trondsen'e en azından birkaç maçta süre verip durumuna bakmak istiyor. Trabzonspor'da Vakayeme ve Ekuban'ın tedavileri devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı'dan Yusuf Sarı'ya hazır ol talimatı geldi. Çaykur Rizespor mücadelesinde Yunus Mallı sakatlanınca oyuna giren Yusuf, son dakikalarda Vitor Hugo kırmızı kart görünce kenara alınmıştı. Avcı'nın, sakın moralini bozma, stoper almam gerekiyordu. Taktik gereği seni çıkardım dediği Yusuf Sarı, Hatay maçına ilk 11'de başlayabilir. 3 yıllık yeni kontrat teklifinde 500 bin euroluk mevcut ücretine zam yapılan ve 750 bin euro garanti artı 100 bin euro bonus önerilen Hosseini, düşünmek istediğini belirtmişti. Hosseini'nin temsilcisi ise bu rakamı beğenmeyip ücreti artırmaya çalışıyor, İranlı stoperi pek çok kulübe öneriyor. Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa ile temasta olan Paykan, Yunanistan'dan da AEK, Olympiakos ve Panathinaikos'un oyuncusuna teklif sunduğunu söyledi. Trabzonspor yönetimi ise son yaptıkları teklifi geri çekip, Reste Rest ile karşılık verdi. Ali Reza Paykan'ın menajerlik ücreti konusunda da sıkıntı çıkarması üzerine görüşmeler tıkandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Bora Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru ile ilgili konuştu. Trabzonspor'un açılan davadan sonuç alamayacağını ifade eden avukat Bora, TFF'nin bağımsız yapıya kavuşması için TFF'de çalışmaları olduğunu ifade etti. Trabzonspor'un, TFF'nin kurullarının seçimle gelmesiyle ilgili FIFA'ya yaptığı başvurudan bir sonuç alabilmesi hukuken mümkün değildir. Şöyle ki bu konuda daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ali Rıza ve Türkiye kararı doğrultusunda 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 5. maddesinin 3 ila 6. fıkraları ile bağımsız kurullarla ilgili değişiklik işaret edilmekte. Yani federasyona bağlı tahkim ve diğer kurulların bağımsız ve tarafsız olması istenmekte. Hal böyle iken bu konuda FIFA'ya başvuru yaparak çare aramak yerine sorunun yasal bir düzenlemeyle ülkemizde çözülmesi gerekir. Bu kurulların federasyonun ve belirli kulüplerin hegemonyasından bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkacak bir kanun ile mümkündür. Bu konuda bir yasa çalışmamız da var. Orta saha mevkisi için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor aradığı ismi İtalya'da buldu. Bordo Mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Karadeniz devi, Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Gündeme gelen son isim Milan'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncusu Salih Omeyte oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği Meite'nin bonservisi Torino'da bulunuyor. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Fransız oyuncunun Torino ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki oyuncu devre arasında ise
500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Torino'dan Milan'a gitmişti. Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun şartlarını araştıran Bordo Mavililer, Meite'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planlıyor. Milan, 9.5 milyon euroluk satın alma bedeliyle kiraladığı Soalho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino'ya iletti. Bu durum Karadeniz devinin bu transferde işini kolaylaştırıyor. 1.87 boyundaki oyuncunun ismi Galatasaray ile de anılıyor. Karadeniz devinin kurmayları, fil dişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ifade edildi. Auxerre, Lille, Zulte Karagem, Monaco, Bordeaux formaları giyen Meite, 2018'de 11.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Torino'ya transfer olmuştu. Devre arasında da Milan'a kiralandı. Bu sezon 24 maça çıkan fil dişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzonspor'un da Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağının olduğunu belirterek, Trabzonspor ve Abdullah Avcı bu noktada birleşmiştir. Başarının geleceğine inanıyorum dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı uzun yıllardır görev aldığı yerlerde takip ettiğini belirten Bayraktar, başarılı ancak başarılarını taçlandıramamış bir kişi olarak görüyordum. İlkeli, karşı tarafa kendi düşüncesini aktaran ve sinerji yaratan bir karakteri var. Zaten oyuncu grubunun geri dönüşleri de bu düşüncemi teyit eder nitelikte. Bazen insanların ve kurumların futboldan, özellikle Türk futbolundan manevi olarak alacakları olur. Sayın Abdullah Avcı ve Trabzonspor bu noktada birleşmiştir. Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Fransa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Lille'in en golcü oyuncularından olan Burak Yılmaz, Le Vipe gazetesine özel bir röportaj verdi. Kendi performansından, şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda düşüncelerini ifade eden tecrübeli golcü, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür hakkında da konuştu. Lille'den önce oynadığım kulüpler ayrılmamı istemiyordu. Avrupa kulüplerinden de teklifler aldım. Ama o dönem Türkiye'de kalmak istemiştim. Schneider ve Drogba gibi yıldız oyuncular da Avrupa'ya gitmem gerektiğini söylüyordu. Ben de bu hissi yaşamak istedim. Burak Yılmaz, Türkiye'den hangi oyuncuları Lille'ye getirirdin sorusuna ise, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür. Üstelik Dorukhan'ın sözleşmesi Haziran ayında bitiyor, yanıtını verdi. Trabzonspor'un 21 Nisan'da karşılaşacağı Galatasaray'da Mustafa Muhammed şoku yaşanıyor. Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mustafa Muhammed, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.